Bugün Emre Mutlu ile birlikteyiz. Hoş geldin Emre. Hoş ve Emre'nin Huawei Mate 50 Pro şurada duran yakışıklı ile ilgili deneyimlerini paylaşacağız. Emre, telefona geleceğiz her zaman olduğu gibi ama önce Emre'yi tanıyalım bir. Emre kim, yaş kaç, ne kadar zamandan beri bunu kullanıyor ve ne iş yapıyor? İsmim Emre Mutlu. Uludağ Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim. 23 yaşındayım. Ne okuyorsun? İşletme bölümü okuyorum. Süper, çok güzel. Cihazı Kasım ayının ortasında, yani yaklaşık 3,5-4 aya yakın süredir kullanıyorum. Yani süper. İyi bir tecrübe etme sürem oldu. Bundan önce ne kullanıyordun Emre? Bundan önce Huawei P30 Pro kullanıyordum. Yani çok güzel. Yabancı değilim markaya. Huawei'nin bir zamanlarki amiral gemisinden Huawei'nin son zamanlardaki başka bir amiral gemisi cihazına geçmiş oldun. Tabii ki ikisi arasındaki en büyük fark şey değil mi? Birinde Google servisleri varken, evet. Yani o meşhur Trump'ın yasaklarından önceyken bunun sonu olmasın. Emre, şimdi P30 Pro'dan Mate 50 Pro'ya geçtiğine göre şöyle bir şey söylersem yanlış olur mu? Emre Huawei'yi marka olarak seviyor. Huawei telefon kullanmaktan memnun. Evet, tabii ki memnunum. Zaten dediğim gibi önceki cihazım da yine Huawei marka bir telefondu. Kullandığım bilgisayar da Huawei MateBook serisinden bir bilgisayar. Yani saatlerini de kullanıyorum. Yani ekosistem olarak çok yani güzel. Verimli bir şekilde kullanabiliyorum. Çok güzel. Peki eski cihazdan buna geçerken beklenti neydi? Yani o çok eskide yenileyim miydi amaç? Yoksa bunun böyle bazı özelliklerini mutlaka denemem lazım falan formunda mıydın? Yani her ikisi de var açıkçası. Hem eski çok cihazımdan güzel. Biraz sıkılmaya başlamıştım. Artık bana değişiklik istiyordum yani o açıdan. Tamam. Ve kilit açma sırasında eski telefonumda biraz problem yaşıyordum. Parmak izi sensöründe biraz problemler olmaya başlamıştı. Onda da kamerayla yüz açma sistemi olduğu için çok verimli çalışmıyordu. Biraz da o yüzden istiyordum. Hem de yani kamera açısından çok başarılı bir telefon. Bir de tecrübe etmek istiyordum açıkçası Google Play olmadan nasıl bir tecrübe elde edebileceğimi. Gel senin tecrübeni ve Google'la başlayalım istiyorsan. Ne dersin? Şimdi birçok insan bunda Google servisleri olmadığı için ya da Huawei telefonlarında artık Google servisleri olmadığı için Huawei'in rekabette bir şeyler kaybettiğini, kendisinin kullanamayacağını filan düşünüyor. Senin Google servislerinin aran nasıl? Yani olmaması seni çok rahatsız ediyor mu? Yani şu şekilde söyleyeyim. Benim en çok kullandığım zaten 3 tane Google servisi vardı. Bunlardan bir tanesi Google Haritalar, diğeri Gmail, diğeri de YouTube'tu. Şimdi okay, bu üçü tamam. Benim için kemik kadro. Yani büyük bunlar olmazsa olmazlarım. Büyük çoğunlukta insanlar da zaten bu üçünü kullanıyorlardı evet, diye yani tahmin diğerlerini ediyorum. Çok fazla zaten kullanmıyordum. Genelde eski telefonda bir klasörün içinde orada ıvır zıvır klasöründe duruyorlardı. Onları nasıl çözdüm? İlk başta zaten çoğu kullanıcının yapacağı gibi G-Space uygulamasını kurdum. İşte bütün uygulamalarımı yerleştirdim, oturumlarımı açtım. Çalıştı her şey mı? Güzel çalışıyordu. Hiçbir tamam. problem yoktu. Sadece girerken işte küçük bir G-Space başlatılıyor animasyonu çıkıyor her seferinde. Onun haricinde normal eski cihazınız neyse o şekilde kullanabiliyordunuz. Ama bunun bir dezavantajı var, o da pil tüketimine yansıyor ve ciddi bir şekilde yansıyordu. Yani normal kullanım standartlarına göre %30 belki daha fazla pil tüketimi ortaya koyuyordu. Bu benim bayağı bir canımı sıktı. Ben de farklı alternatiflere yönelmeye başladım. Sildim komple G-Space telefonumdan. Okay. Ve farklı uygulamalar denedim. İşte Yandex'in mailini denedim. Başka uygulamalarınkini denedim. Ha, client olarak evet. Gmail hesabımdaki mailleri nasıl çekirmemi denedin. Tamam, ne oldu, sonuç ne? Şu an ne kullanıyorsun? En sonunda işte MailRush olan uygulamayı kullanmaya başladım. Çok da memnunum. Yani çok hızlı, arayüzü güzel. Hiçbir problem yaşamıyorum. İlginç bir şekilde telefonda Google Maps de çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Yani oturum açmadığınız sürece her şeyi kullanabiliyorsunuz. App'i indirdin, yükledin, aynen. Açtın, login olmadığın sürece aynen. Sana yol tarifleri bilmem neler falan veriyor her şeyi değil mi? Kullanabiliyorsunuz. Yani çok güzel. Offline bir app denemedim ama. Maili çözmüşsün, map bir şekilde çalışıyor diyorsun. Hı-hı. YouTube ne yapıyorsun? YouTube'da da Venst var ya, YouTube Venst onu kullanıyorum. Okay. O da problemsiz bir şekilde çalışıyor. Yani premium hesabıma kadar her şey var. Yani o zaman bu Google içinde. Hikayesi, Google servisinin olmaması hikayesi seni hiç etkilemiyor. Yani şu anda hiç etkilemiyor. Peki şeyi soracağım sana. Şimdi bu Google servislerinin muadilleri de Huawei tarafında var ya kısmen, mesela Petal Maps var. Hı hı. Kullanıyor musun Petal'ı ya da Petal Maps'i kullandım. Bir süre kullandım çünkü Google Maps'in çalışacağından haberim yoktu. yani güzel çalışıyor aslında. Birçok konum sanki hani Google'dan kopyalanmış gibi birçok konum var. Yol tarifleri de güzel, sesli komutları da güzel ama yani bir alışkanlık var ya çok, eski çok taraftan normal. Ona alışmak biraz garip geliyor. Yani kullanıyorsunuz, işinize yarıyor. Fakat açıkçası oradaki deneyimi birebir alamadım. O yüzden okay. Başka arayışlara geçtim. Şey, bunu da görünce direkt bunu kullanmaya lafını başladım. Lafını keseceğim. Biraz önce G-Space'den bahsederken pilimi çok tüketiyordu evet. Dedin ya. Şimdi bunda 4700 mAh'lik bir pil var. Ve biz Huawei telefonlarının normalde işte Kirin işlemcili oldukları dönemde
pil konusunda çok tasarruflu olduğunu şey yaparız, biliriz. Hep evet. öyle söylüyoruz. Bunda Mate 50 Pro'da sen bu G-Space'i sildikten sonra 4700 mAh'lik pil sana yetiyor mu? Yani telefonu ilk aldığımda ilk birkaç hafta boyunca açıkçası hayal kırıklığına uğramıştım. Yani dedim ya bu şekilde olamaz yani benim cihazımda bir problem var sanırım diye düşünüyordum. Ama cihaz siz kullandıkça kullanım alışkanlıklarınız uyum sağlamaya başlıyor. Hani nasıl yapıyor bilmiyorum içinde onu ama yani bir şekilde adapte oluyor size ve daha iyi bir pil ömrü sunmaya başlıyor. Okay. Yani bu konuda şu anda bir günü çok rahat çıkartıyorum. Yani hiç şey olmadı dışarıdayken ya benim pilim bitiyor gideyim bir power bank alayım veya bir şey alayım hiç derdim olmadı. Peki o bir günü çıkartırken Emre neler yapıyor bize ondan mesela Emre oyun oynuyor mu? Yani çok oyun oynamıyorum ya yani çok çok nadir kafama eser sence o şekilde. Tamam, ne genel yapıyorsun olarak bir sosyal medya, YouTube, okay. Instagram, işte Reels'tir, Shorts'tur. O tarz uygulamalar kullanıyorum. Veya da işte fotoğraf çektiğim zaman onları editliyorum vesaire. Yani genel olarak standart bir kullanıcıyım diyebilirim telefon okay. konusunda. Ben şöyle anlıyorum. Emre işte YouTube'dan biz dahil birçok kanalın videosunu izliyor. Instagram'da da uzun süre zaman geçiren insanlardan birisi. Aynı zamanda arkadaşlarıyla işte WhatsApp'tan evet. şuradan buradan falan yazışıyor diye. Tabii. Bir gün güzel bir şey. Yani 4700 mAh şey yapmıyorsa, sorun çıkarmıyorsa. Şey dedin ya fotoğraf çekiyorsan falan dedin ya. Şimdi arkadaşlar şeyi bekliyorlardı aslında. Fotoğraf konusunu bekliyorlardı. Emre Huawei Mate 50 Pro'nun kamerasıyla ilgili ne söyleyecek bize? Yani kamera açıkçası çok iyi. Yani 3 kamerası da çok iyi çalışıyor. Yani ultra geniş kamerada, normal kamerası da, işte 3x optik, 3.5x optik kamerası da gayet başarılı. Sadece dikkat etmeniz gereken bir konu şu. Yani gündüz zaten her kamera iyi işler çıkartıyor mükemmel ışıklar altında. Ama ışık biraz düşmeye başladığında yani fotoğraf çekerken dikkatli olmanız gerekiyor. Yani nasıl dikkatli olmanız gerekiyor? Şu şekilde. Mesela telefonu sarsmamanız gerekiyor. Veya da nasıl söyleyeyim odak noktalarına iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer mesela uzun pozlamada fotoğraf çekerken mesela pro modunda eğer telefonu çok az bir siz farkında olmadan bile sallarsanız yani mesela 30 saniye bekliyorsunuz pozlamanın bitmesine. Ha tamam bakayım diyorsunuz bir bakıyorsunuz şey ama sallan sonra bir fotoğraf şey zaten çıkmış. Fotoğrafçılığın genel kurallarından bir tanesi. Bunda değil nerede o hatayı yaparsan yap. Hatta DSLR makinede bile yaparsan yap. O fotoğraf iyi çıkmaz zaten. Ama ekstra bir hassas gibi geldi bana. P30 Pro ile kıyasladığım zaman okay, yani tamam, o kadar güzel. Dikkat etmiyordum eski telefonumda. Bunda biraz daha dikkat etmem gerekiyor. Yani onun haricinde harika fotoğraflar çekiyor. Video konusunda yani kıyaslayabileceğim telefonlara bakıyorum. Abim 13 Pro kullanıyor iPhone. Video konusunda hemen hemen kafa kafayalar. Yani bu şeydeki önceki jenerasyonlardaki video sorununun burada bittiğini söylüyordu Huawei. Sen de o bittiğini düşünüyorsun. Yani öyle mi? Ben çok memnunum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hatta videoda geniş açıda çekerken normalde hani Apple'la kıyasladığınız zaman biraz daha hani geniş olmayan bir açı vardı. 0.6x'te çekiyordu genelde. Bunda 0.5 yani birebir Apple'la aynı genişliği de sunuyor video konusunda. Akıcı 60 FPS'te ben hiç donduğunu görmedim. Hani şahit olmadım donduğuna izlerken akıcı bir şekilde etrafındaki izleyebiliyorum. Etrafındaki insanlar böyle atıyorum bir doğum günü kutlarken arkadaşlar bir araya geldi ya da okulda dersteyken işte ders notlarını falan çektiğinde bir şey olduğunda ya Emre senin bu telefon gerçekten çok iyi çekiyormuş falan diyorlar mı böyle bir tepki veriyorlar mı? Ya birkaç arkadaşım genelde hani sen çek bizi atarsın diyorlar direkt. Çünkü hani özellikle 3.5x kamerasıyla çok daha net direkt sanki dibinden çekmişsiniz gibi fotoğraflar olduğu için işe yarıyor. Yani gerçekten güzel. Emre sen çektiğin fotoğrafları Instagram'da falan paylaşıyor musun? Bu telefonla çektiğim herhangi bir post paylaşmadım. Paylaşmadım. Yani çünkü bir yurt dışı seyahati veya farklı bir seyahat yapma imkanım olmadığı için yani günlük hayatta da hani gideyim bir fotoğraf çekineyim, post atayım ihtiyacım olmadı. Ama ilerleyen günlerde yani mutlaka kullanırım. Anladım. Aynı zamanda şu dikkatimi çekti sözün kesti. Lütfen. Abi. Mesela Instagram'da önceden yani bu sanırım bütün Android telefonlara gelmiş güncellemeyle yüksek kalitede yükleme özelliği geldi. Story'lerde falan hiçbir problem yaşamadım. Eski telefonumda ben abimin telefonundan story attığım çok oluyordu. Hayır, çok güzel. Çünkü çok rezaletti. Yani çekilen video ve oradaki video çok alakasızdı. Hani sırf onun için Apple'a geçmeyi çok ciddi düşünüyordum. Bunun artık öyle bir problem kalmadı. Yani Instagram'da post denemesi yaptım. Hani şey değil paylaşmadım ama kimse görmeden bir paylaştım baktım gayet güzel. Süper. Net bir şekilde yüklemelerini de yapıyor. Amiral gemisi bir cihazdan bahsettiğimiz için ben performansa falan çok fazla girmek istemiyorum ama işte bunda şey var 8 Plus Gen 1 var işlemci olarak. Yani aslında bakacak olursak son zamanların en hızlı işlemcilerinden bir tanesi. Sen işlemci yükünü gerektiren herhangi bir işlem yapıyor musun cihazında? Yani atıyorum bir video editing olsun, yüksek donanım ihtiyaçlı bir oyun oynamak olsun filan. Yani bize şunu söyleyebilir misin mesela?
bir şey yaparken takıldı ya da takılmadı, uçtu gitti filan gibi bir bilgi verme şansın olur mu? Ya telefon aldığım ilk ay kısa bir süre PUBG oynuyordum arkadaşımla. O sürede mesela düşük ayarlarda açtım baştan. Dedim ki en iyi bir şey alayım falan. Telefon kasıyordu dedim. Bu ne böyle falan. Olamaz yani bu. Dedim 10 bin liralık telefon çatır çutur oynatıyorken bu dedim kasamaz. Sonra ayarları fullledim. Her şeyi en yükseğe aldım. Birden şey çıktı, 60 Hz'lerin üzerine çıktı. Şaşırdım. Yani o biraz beni şok etti açıkçası. Yani bu telefonu zorladığınızda sanki daha iyi performans veriyormuş gibime geliyor o yüzden. Allah Allah, çok garip. Ya ben hani hiçbir telefonda böyle bir deneyim yaşamadığım için çok ilginçti yani. Yorum yapamayacağım şey yok. Ama sen genel anlamda oyun oynayan bir adam değilsin anladığım yani. Kadarıyla. Ve telefonu böyle çok fazla yoran falan bir insan değilsin. Şey falan yapıyor musun? Biraz önce söyledim işte hani bir video editing, foto editing falan tarzında bir şeyler yapıyor musun? Fotoğraf editlemeyle uğraşıyorum. Lightroom üzerinden yani genelde çektiğim fotoğrafları editliyorum. Çünkü ilk halleri beni genelde tatmin etmiyor. Yani editledikten sonra fotoğrafın potansiyeli bence 2 kat 3 kat artıyor. Çok daha çekici hale burada geliyor. Burada şeyi de söylemiyorum değil mi? RAW fotoğraflarını, RAW fotoğraf çekme özelliğini kullanıyorsun yani. RAW tabii, çekip kendini oynuyorsun üstünde. Bir süre kullandım fakat yani ilginç bir şekilde yine P30 Pro ile kıyaslayacağım. Çektiğinizde çok daha az, nasıl diyeyim, color noise oluyordu şeyde P30 Pro'da. Bunda biraz daha fazla var ve onu uğraşırken açıkçası biraz fazla uğraştırıyor beni. O yüzden yani RAW fotoğraf çekmeyi son zamanlarda bıraktım. Okay. Onun yerine şey JPEG çekiyorsun. JPEG L kısmı var. Yani büyük boyutlu 50 megapiksel fotoğraf çekebiliyorsunuz yine Pro Mod'da. Onu kullanıyorum ve çok daha iyi sonuç aldım açıkçası. Anladım. Ya boyut olarak daha şey büyük kareler şey yapıp çekip o daha büyük kareler üstünde şey yapıyorsun. Bu işlem sırasında cihazın performansından memnun musun? Yani fotoğrafı çektikten sonra bu editleme sırasında geçirdiğin süreden memnun musun? Onunla ilgili bir problem yaşamıyorum. Süper, ortalama 20 megabayt boyutunda bir fotoğrafı atması, tekrar galerime export etmesi yaklaşık 2-3 saniye sürüyor. Süper, yani çok güzel. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Emre, bu tarz bir telefondan insanlar kolay kolay şikayet etmezler. Senin dertli bulduğun herhangi bir nokta var mı buna rağmen? Yani mesela kafasında ben de bu telefonu alayım mı diyen adamlara bir dipnot olarak söylemek isteyeceğin bir dezavantaj var mıdır? Yani dezavantaj olarak açıkçası büyük bir dezavantaj yok. Yani bu telefonu aldığımda ya keşke almasaydım bu telefonu diyeceğiniz bir şey olacağını zannetmiyorum. Ki yani dediğim gibi Google uygulamalarını bir kenara koyarsak. Çünkü o biraz kişiye özgü bir şey. Yani alışan olabilir, ya ben bunu uğraşamam diyen olabilir. O yüzden o biraz farklı bir konu. Ama genel olarak mesela kamerası güzel. Yani tasarım olarak benim hoşuma gidiyor zaten. Benim de hoşuma giden telefonlardan birisi. Keşke kavisli olmasaydı. Kavisli olmasaydı çok daha öyle mi? Hoşuma ben giderdi. Ben de o kavisliyi beğeniyorum. Mesela hani kullanımdan kullanıma, insandan insana değişiyor ya. Ekran koruyucu kısmında biraz problem yaşatıyor çünkü. Haklısın. Yani haklısın. Sökülüyor, kalkıyor, şey yapıyor. En sonunda bir tane başarıyla yapabildim de kullanıyorum. Ben hiç öyle düşünmemiştim ama bu söylediğinde haklısın. Yani bu sadece bu cihazın değil, bu tarz kavisli olan tüm cihazların derdi olan bir şey. Veya evet. Olumsuzluk olarak başta düşündüğüm çentik kısmı vardı. Hani alışabilir miyim falan, ekranın üst kısmını kaplıyor. Çünkü eski telefonumda küçücük bir çentik vardı yani. İlk başta rahatsız ediyordu birkaç gün boyunca. Ama ondan sonra bu işte kızılötesi sensörle tarama, Face ID dediğimiz Apple'daki şeye alıştığınız zaman yani onun bağımlısı oluyorsunuz diyebilirim. Yani şeyde olmadan olmuyor. Sana sunduğu konforu fark edince gözlüğü onun orada olmasını kabullenmeye başlıyor. Bunu söylüyorsun değil yani mi? Genel olarak video izlerken falan gözükmüyor zaten. Sadece işte normal kullanımda sağ üstte işte batarya mesela yanında yazmıyor da içinde yazıyor. Onun haricinde bir şey yok. Ve hani bir sonraki telefon alacağımda da bunu çok arayacağım. O yüzden yani bilmiyorum Apple'a mı geçerim artık sırf Face ID yüzünden. Ya o çok büyük bir konfor. Parmak iziyle de açabiliyorsunuz şimdi telefonu bu, ama. Ne kadar zamanı? Kasım'da aldım diyorsun. Evet. Daha 5 ay olmamış bile. Şimdiden bir sonraki telefona geçmeyi düşünüyor musun? Şu anda öyle bir şey var mı kafanda? Ya açıkçası bu biraz da bende şeye bakıyor. Fırsatlara bakıyor. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde telefonlar çok pahalı. Ve yurt dışında hani bazen gidenler gelenler oluyor. O tarz bir değerlendirme yapabilirim ilerleyen dönemde. Çünkü çok aşırı hani bir telefon aldım ben bunu 4 yıl 5 yıl kullanayım derdinde olan bir insan değilim. Okey, bir fırsat yakalarsam diyorsun yani hem yurt dışından bir şeyi daha ucuza alma hem de belki bunu aldığın fiyatlara daha üstünde yakın filan bir fiyatla da satabilme bir şeyi dene. Bunu anladım. Çünkü bu şöyle çok bir normal gerçeklik, bir insan şeyi zaten davranışı zaten. Şöyle bir gerçeklik var, bu telefonları maalesef yani satmak istediğinizde değerini satamıyorsunuz. Kimse Google servisi olmayan bir telefonu gönül rahatlığıyla almıyor. Bundan dolayı da insanların hakkında soru işareti var. Kimse de 30 küsür bin lira hani rahat bir şekilde vermiyor. Ama diğer taraflara baktığınızda Apple'a baktığınızda hani koyuyorsunuz ilanı bir gün sonra gidiyor gibi bir şey.
Hani o biraz kafamı çelmiyor değil. Şey tabii garip bir hikaye. Yani insanlar Türkiye'de şu anda ikinci el aldıkları otomobillerin, telefonların prim yapmasını bekler haldeler. Ekonomimizi öyle bir hale getirdi ki bizi. Mesela ikinci el otomobil niçin prim yapsın? Bunu düşünmek lazım ama işte bu ekonomik çarklarda, enflasyonist ortamda ne yazık ki o da bekleniyor. Bu söylediğinde çok haklısın o yüzden ama elden de bir şey gelmiyor. Peki sana son bir soru soralım, ondan sonra videoyu kapatalım eğer senin için de uygunsa. Bu videoyu izlediği sırada kafasında Huawei Mate 50 Pro almayı düşünen ama bazı işte Google servisleri olsun, şu bir an önce bahsettiğim bu hani ikinci eldeki değer düşüklüğü olsun filan gibi konular yüzünden almak hikayesini biraz erteleyen arkadaşlarımız varsa ne dersin onlara? Yani alsınlar mı? Keyifli bir telefon mu? Verdikleri paranın karşılığını kullanırken alıyorlar mı? Yoksa gerçekten kafalarında ufacık bir şüphe varsa şüpheye mi hak verip başka tarafa mı yönlensinler? Şimdi dediğiniz şeyleri bir kenara bırakırsak, işte ikinci el piyasasının düşük olması veya da Google servislerinin olması. Bu arada Google servisleri bana göre bir problem değil dediğim gibi. Ben de öyle düşünüyorum. Hiçbir şey etkisi yok benim için. Ben de öyle düşünüyorum. Mesela bir diğer yandan bahsetmek istediğim ama aklıma şimdi gelen hoparlörleri mesela. Harika hoparlörleri var. Yani ben bu cihazı aldığımdan beri telefondan müzik dinlemiyordum eski telefondan çok. Hep kulaklıkla dinliyordum. Kulaklık ihtiyacım ortadan kalktı diyebilirim. Yani gerçekten stereo olarak çok baslı, güzel, net bir şekilde sesleri veriyor. Yani çok keyifli hale geldi kullanmak benim için. Benim için çok önemli yani. Diğer insanlara bilmiyorum hoparlör hakkında ne düşünüyorlar. Hani 14 Pro ile de kıyaslama şansım oldu. Hemen hemen birebir performans veriyorlar yani. Okey. Sen benim soruma cevap ver. O sorunun cevabı da yani gerçekten düşünüyorsanız bu cihazı almayı alın. Yani ben alın. Çok pişman olacağınızı düşünmüyorum. Dediğim gibi kamerasından çok memnun kalırsınız. Genel olarak kullanım deneyiminden çok memnun kalırsınız. Ekranı 120 Hz zaten hiçbir problem yaşatmıyor. Dinamik olarak ayarlıyor zaten kendini. Yani aklıma da şu an çok farklı bir şey gelmiyor ama memnunum yani bence. Ben mesajı aldım. Yani alın. Hani bu beklentiniz buysa alın. Emre çok sağ ol. Biz seninle bu videoyu daha önce çekecektik ama işte bu bizim acilen MVC'ye, Barcelona'ya gitme hikayemiz yüzünden bir hafta geciktirdik. Kusura bakma seni bir hafta beklettiğimiz için. Arkadaşlar lütfen siz de Emre'nin yaptığı gibi hvp.com.tr/sizin görüşünüz adresindeki formu doldurarak sizin görüşünüz seviyesine katılabileceğinizi ve kendi telefonunuzla ilgili düşündüğünüz her şeyi burada tıpkı Emre'nin yaptığı gibi bütün dünyayla paylaşabileceğinizi unutmayın. Sizlerden birisiyle çekeceğimiz bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.